Son bir soruyla bitirelim o zaman. Peki. Zekiye Hangül'ün sorusu. İki çocuğumdan dolayı 1996-97 yıllarına ait 510 gün doğum iznim var. Doğum borçlanması yapmasam da 2019'da emeklilik yaşımı dolduruyorum. Maaşın artması için borçlanma yapmalı mıyım der Zekiye Hangül. Az önce Almanya'daki hizmetiyle ilgili soru soran izleyicimize anlattığım gibi borçlanmalar oldukça önemli ama borçlanmaları doğru yapmak gerekiyor. O yüzden Zekiye Hanım uygun yolu bulabilmek için bize danışmış. Çok da iyi yapmış. Şimdi doğum borçlanması veya borçlanmayı yapmak özellikle doğum borçlanmasında yalnızca prim gün sayısı kazandırır. Erkekteki erkek sigortalı da askerlik borçlanmasında olduğu gibi sigorta başlangıcını geriye çekmez veya yurt dışı borçlanmasında olduğu gibi borçlandığınız zaman ilk sigorta başlangıcı sayılmaz. Yalnızca prim gün sayısı kazandırır kadına. Şimdi Zekiye Hanım eğer doğum borçlanması yapmasa da 2019'da prim gün sayısı tamamsa ve 2019'da emeklilik hakkına tabi olacaksa, bu hakkı kazanacaksa bu borçlanmayı yapmasına gerek yok. Eğer ben bu borçlanmayı yapayım, yine de ne olursa olsun prim gün sayım daha da fazla olacak diyorsa bu borçlanmayı da asgari ücretten değil bunun biraz daha üzerinden yapması lazım. Çünkü 99 öncesi dönemlerin parametreleri daha yüksek ve daha kıymetlidir. O yüzden bu borçlanmaların birazcık daha yüksek yapılmasını tavsiye ederiz her zaman. Ama dediğim gibi yani 510 günlük bir primle çok da fazla emekli maaşı artıya geçmeyecek. O yüzden iyi değerlendirmesi gerekiyor diyelim.